Merhaba arkadaşlar, ben Emir Selim Avcı. 4. sınıf arkadaşlarımıza fen bilgisi dersini ben anlatacağım. İlk ünitemiz yer kabuğu ve dünyamızın yapısı. Yer kürenin katmanları deyip başlıyoruz. Yer küreye, yeryüzünden yerin merkezine doğru yer kabuğu, manto ve çekirdek denilen 3 katmandan oluşur. Yer kabuğu dünyanın en dış katmanıdır. Görselde gördüğünüz işaretli bölge kabuk. Bütün canlılar gibi bizler de bu yer kabuğu üzerinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Yer kabuğu dünyanın gözlemleyebildiğimiz katmanıdır. Yer kabuğu dünyanın katmanları içinde en ince ve en kırılgan olanıdır. Görselde gördüğünüz gibi kabuk, manto, dış çekirdek, iç çekirdek. Bu dış kabuğun üstüne de yeryüzü diyoruz. Yer kabuğunun kalınlığı ne kadardır? Karalarda daha kalın, yaklaşık 35-40 kilometre. Platosunda ise 70 kilometre. Deniz ve okyanus tabanlarında ise daha ince, 8 ila 12 kilometre olan yer kabuğunun ortalama kalınlığı 33 kilometre kadardır. Kayaç nedir? Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu çeşitli yapı ve büyüklükteki taşlarla kaplıdır. Taş olarak da bildiğiniz bu maddeler aslında kayaçtır. Doğada büyük bir yer tutan bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına kayaç adı verilir. Kayaç başka bir ifadeyle çeşitli minerallerin ve taş parçacıklarının bir araya gelmesinden ya da bir mineralin çok miktarda birikmesinden meydana gelen katı birikintilerdir. Kayaçlar değişik amaçlar için kullanılabilir. Kum ve taş bina yapımında kullanılırken mermer, İnşaatlarda ve heykel yapımında kullanılmaktadır. Granit, zemin, duvar, tezgah yapımında kullanılır. Evet arkadaşlar, şu anda görsellerde çeşitli kayaçları görüyorsunuz. Kum, taş, mermer, granit. Evet, şimdi gelelim mineraller. Mineral nedir? Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan ve yapılarını oluşturan maddelere mineral adı verilir. Siliz, gümüş, demir, kuvars, halit, talk, alçı taşı, tungsten, aquamarin, bakır, bizmut, çinko bazı mineral isimleridir. Burada saydıklarımız elbette ki tamamı değil. Google'a yazarak daha bir sürü mineralin adını öğrenebilirsiniz. Evet, şimdi sırada madenler. Maden nedir? Ekonomik değeri olan taş, kayaç ve minerallere maden denir. Yer kabuğunu oluşturan kayaçlar arasında madenler önemli bir yere sahiptir. Önemli madenler altın, gümüş, bor, bakır, taş kömürü, elmas, yakut, zümrüt, kurşun, çinko başlıca madenlerimizdendir. Ve son olarak fosiller. Fosiller, milyonlarca yıl önce yaşamış olan bitki ve hayvan kalıntılarının toprağın altındaki taşlaşmış haline fosil denir. Fosil grubuna giren kalıntılar kemik, diş, kabuk, bitki ve hayvanların sert kısımlarıdır. Fosillerin neredeyse tamamı üst üste birikimlerle oluşan kayaçların içinde bulunur. Bu kayaç türü bataklık, göl ve denizlerde katmanlar halinde biriken tortullardan oluşur. Fosillerin bir çoğu ya deniz hayvanlarına ya da suya yakın yerlerde yaşayan hayvanlara aittir. Canlı bir varlıktan fosile dönüşmek milyonlarca yıl süren bir dönemdir. Evet sevgili çocuklar, bugün yer kabuğunun ve kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu öğrendik. Kayaçlar ve madenleri ilişkilendirdik ve kayaçların ham madde olarak önemini konuştuk. Fosillerin oluşumunu açıkladık. İşte bunlar çok önemli konulardı. Daha detaylı bilgiye internet arayıcılarından ulaşabilirsiniz. Unutmayın, meraklı ve araştırmacı kişiliğe sahip olanlar her zaman en üstte yer alırlar. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi bir sonraki videomda tekrar bekliyorum. Bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve sorularınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Mutlu kalın, esen kalın.